gezip işte girdikten sonra da hemen mesela girişi açık bırakıyorum. Sonra köyü gelirse şikayet ediliyor. Ne sanırız ya? Şurayı drone kaldırsana abi sen. Nerede? Sıfırda kesen bunu nasıl yapacağız? Yani. Ama köşede kesen ama ben ucularını bırak bırak. Kral şey dedi. Onu da yazısında böyle bir seyrek taş olduğunu söylüyor gibi. Bunu ilk kez. Valla çok güzelmiş ya. Valla hiç de soruyor ya. Tam sabah. İkileri bu sabahdan geliyor. Sofrasanız anıt mezarı, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen bir anıt mezarı. Burası daha önce kaçakçıların girmesiyle ortaya çıkmış olan bir tümülüs ve Adema Müzesi tarafında kazısı yapılarak ortaya çıkarıldı daha sonra. Ve burada bulunan sikelerden de milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendi. Yani günümüzden 1800 yıl öncesinde tarihlenen bir tümülüs. 6 Şubat depreminden sonra ise kontrollerimizde buranın günümüzdeki gibi yine sağlam kaldığı, içerisindeki girilen dromosla beşik tekne şeklinde yapılan dromosu ve içerisinde de iki adet lahit bulunmakta. Düzgün kesme taşlarda yapılmış olan Sofras tümülüsü aynı bugünkü gibi korunaklı bir şekilde günümüze geliyor. Ve milattan sonra 2. yüzyıla büyük ihtimalle Romalı bir generalin mezarı olduğu düşünülüyor. Yaklaşık yılda 5000 ziyaretçisi olan bir yer. Çünkü biliyorsunuz diğer öğren yerlerimize uzak mesafede olması nedeniyle ziyaretçi sayısı biraz az. Fakat uzakta olmasına rağmen o kadar. Yine 5000 ziyaretçi sayısı bulunmakta Sofras Tümülüsü'nün. Depremde herhangi bir etkilenme olmadı. Dediğim gibi zaten bir Roma mimarisi ve çok iyi korunaklı gelmiş. Ve döneminde sağlam yapıldığı için depremde herhangi bir zarar görmedi.